Arkadaşlar merhabalar. Biz Haluk hocamla zaman zaman bir araya geliyoruz, muhabbetler ediyoruz, sohbet ediyoruz. Merhabalar. Tabii sohbet ederken de bazı konuları gündeme taşıyoruz, konuşuyoruz, projelerimiz var, onunla ilgileniyoruz. Ama bugün Haluk hocamla çok önemli iki konuyu konuşacağız. Haluk hoca biliyorsunuz son günlerde iki tane gizemli konuyu dile getirdi. Birisi 20 Eylül'de ne olacak? İkincisi Bolu kazısı. Bolu'da niye kazıyorlar? Orada gerçekten devlet bir şey mi arıyor? İki tane önemli sır. Bu konuyla ilgili Haluk hocayla konuşacağız. Hoş geldin Haluk hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım. Şimdi konuyu özetledim. Yalnız biliyorsun bu 20 Eylül'de çok iddialı bir çıkış yaptın. Evet. İddialı çıkış yaptın. Diyorlar ki ya devlet söylemiyor. Devlet ne olacağını bilmiyor. Haluk hoca nereden biliyor? Bir. Haluk hocanın iktidarla, devletle bir bağ var mı? Elinde bir bilgi belgesi var mı? Evet. Şimdi ben de şöyle söyleyeyim. Senin sormadığın bir soru daha var. Senin şu anki iktidarla yani AK Parti ile bir elini rahatlatmak amacıyla bilgi servis ettiğin söyleniyor. Bir, şöyle söyleyeyim. Bana bir tane arkadaşlar bir siyasiyle, bırakın yani bırakın iktidarı bırakın. Muhalif, muhalefet ya da iktidar kısmından bir ilçe başkanı dahil. Bana bir tane fotoğraf çıkarsın bir kişi, ben her şeyi bırakıp gideyim. Benim hiçbir siyasi partiyle en ufak bir organik bağım yok arkadaşlar. Gönül bağım da yok. Çünkü ben siyasileri eleştiren bir yapıya sahibim. Ben reddediyorum. Yani Türkiye'deki siyaset anlayışını. Ve diyorum ki siyaset anlayışı yeni baştan düzenlenmeli. Bu bir. İki, devletten bilgi alınır mı? Alınır. Sen gazetecisin Murat. Yıllarca aldın mı? Aldın. Kaynağımızı belirtmek durumunda mıyız? Hayır, belirtemeyiz. Biz onu belirtirsek devlet memuru olan kişinin işine son veridir. O yüzden kimse kusura bakmasın, kaynaklarımız gizlidir. Evet, bir bilgi sahibiyim. Devlet niye açıklamıyor diyorsun? Devlet zamanı gelince açıklar. Bolu kazısını devlet mi açıkladı? Medyaya düştü. Devletin yaptığı ortaya çıktı ama devlet suskunluğunu koruyor. Devlet son anda konuşur. 20 Eylül'de konuşacaktır. Bolu kazısı da öyle. Bu kadar yani. Başka bir şey demiyorum. Peki 20 Eylül'de ne olacak? Zaten hep söyledim. Toprak altından çıkan çok değişik şeylere tanık olacağız. Buna yani inanılmaz buluntular olacak. Onu bu hazine söyleyeyim. Hazine olabilir mi? Hazine mi? Nedir? Yani evet. Altın hazine mi bulacaklar? Ya hazinemsi şeyler de var. Ama tek bir parçadan söz etmiyorum. Bak çok çeşitli değişik kalemler ama ardı ardına gelecek. Çok büyük bir hazine mi olabilir? Dünyadaki sistemi ya da Hristiyanlık dünyasını alt üst edecek bir şey de olabilir. Bunların hepsi ardı ardına gelecek. Göreceksiniz ha. Bunların bir kısmını duyacaksınız, bir kısmını duymayacaksınız. Duymadığınız kısmı şuradan anlayacaksınız. Birdenbire birileri çıkıp bu ülkede sevgili Amerikalılara, sevgili stratejik ortaklarımız derse, Amerika'dan da Türkiye'yi çok seviyoruz karşılığı gelirse, bilin ki arka planda güzel bir pazarlık olmuştur ve Türkiye elini güçlü tuttuğu için Amerika'dan istediğini almıştır. Amerika vermek zorunda kalmıştır. Batı için de geçerli bu. Birdenbire Batı'nın Türkiye'ye sevgisi artarsa bilin ki o çok ama çok önemli bir buluntu Türkiye'nin elinde ve bu Türkiye'nin kozu olacak. Bu kadar konuşuyorum. Peki geliyor soru yine geliyor. Tamam. Şimdi gazeteci gerçekten de kaynaklarını açıklamayabilir. Tamam. Mahkemede bile bu sorulmayabiliyor. Yalnız veri mesela söylediniz açıkça esasında ilk kez de bizim bu programda söylüyorsun. Evet. Yani 20 Eylül'de ne olacağını en net şekilde anlattığın net program oldu. Evet. Yani. Büyük bir hazine olabilir, devamı gelebilir, olabilir ve Türkiye'yi zenginleştirebilecek senin bir şey olabilir. Senin kanalının tekrar devreye girmesinin hatırına yaptım. Peki, bunu hayırlı olsun teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi peki bir şey soracağım tamam. Bundan sonra. Bolu kazısından sonra geçeceğim. Ya olmasa mesela 20 Eylül'de böyle bir şey olmadı. Haluk Özdil ne yapacak? Şimdi şöyle, ben birileri gibi çıkıp beni kandırdılar ya da bana işte birileri yanlış yönlendirdi demeyeceğim. Yani bilgi kaynağım beni yanlış yönlendirdi demem. Ben bunun sonuçlarına katlanırım. Bunun sonuçları olur mu? Olacaktır. Çünkü eminim şu an bu ülkede milyonlarca demeyeyim ama belki de yüz binlerce insan benim anlattıklarımdan umutlandı. Çünkü nedir olay? Birçok insan geçim sıkıntısı çekiyor. Emeklilerin durumu fena. Yani marketler almış başını gidiyor. Marketler demeyelim arkadaşlar, gıda fiyatları. Ve bu enflasyon içinde ezilen, tabii ki acı çeken insanların
bir umutlanması için ben bir şey anlattım ama bunu bir umut vermek için anlatmadım. Elimde bilgi kaynağı var. Dolayısıyla ben söylediklerimin arkasındayım. 20 Eylül'de başlayacak, ardı ardıma gelecek. Bu kadar. Bir dakika, çok önemli bir şey daha var. Ben 20 Eylül konusunu anlatırken arkadaşlar bakın detaylı izleyin. Benim videomdan alınma. Bütün her yerde viral oldu. Tamam mı? Dedim ki 20 Eylül'e kadar acı çekeceksiniz. Ama sizler bunu birçoğunuz unuttunuz. Acı çekeceksiniz dedim. Haziran'dan itibaren Eylül'e kadar acı çekeceksiniz dedim. Ve acı çekiyorsunuz. Neden? Çünkü paranın değeri düştü. Enflasyon aldı başını gitti. Zamlar beklendiği gibi olmadı. Emekliler çok sıkıntıya düştü. Bunların hepsi plan dahilinde. Hani benim anlattığım plan dahilinde doğru gidiyor. Altın için tahminler verdiğimi unutma. Haziran'da 1500, Eylül'de doğru 1700 çıktı. Dedim. Evet, doğru çıktı. Şimdiden 1700 oldu. Zaten o da doğru çıktı. Sonuçta hani illa ben dedim öngörülerim doğru. Ben Nostradamus'um ya da neydi? Baba Vanga değilim. Arkadaşlar yani biz kain değiliz, Murat da değil. Bak bizlerin yaptığı araştırıp inceleyip analiz sonuçlarını sizlere aktarmak. Bunların hepsi belli bir bilginin analizleri sonucu sizlere ulaştırılmıştır. Bir şey soracağım bak güzel söyledin tamam güzel. Sıkıştırma beni. Yok sıkıştırmıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam devletten birileri sana bilgi verebilir, bize bilgi verir, başkasına da verebilirler. Evet. Fakat o birileri bizleri kullanmış olamaz mı? Yani ya Haluk Hoca'nın kitlesi var, geniş var. Haluk Hoca'ya şöyle bir şey efendim işte sufle yapayım, dillendirsin milleti işte böyle biraz daha konsolide etsin vesaire filan diyemez mi? Yani bizleri kullanmış olabilir mi? Der. Sistem böyle çalışır. Bazı sistemler böyle çalışır. Acımasız bir kapitalizm acımasız bir sistemdir. İnsan kullanıp atmaya yöneliktir. Bugün geçmiş dönemde yere göre sığdıramadığımız anchorman'lar, başyazarlar şu an evlerinde torunlarına hikaye anlatmakla meşguller. Hayat böyledir. Birileri ne yani, gücü... Fatih Altay'ın mı diyorsun? Tabii Fatih Altaylı'dan Portakal işte şeye kadar, Fatih Portakal'a hepsi kadar. Hepsi YouTube çekiyor artık. Hayır bırak yani Ertuğrul Özkök'e kadar. Yani birçok isim ortada yok. Veya Reha Muhtar bir zamanların yıldızıydı. Şu an yoklar. Yani bu gerçeği görmek lazım. Sistem böyle çalışıyor. Alır, kullanır, atar. Ama biz bu sistemin içinde değiliz ki Murat. Örnek kendi adıma söyleyeyim. Ben o sistemin dışındayım. Hangi medya patronu benim patronum ki? Bana emredemez ki. Benim kendi medyam yani sizler varsınız nedir? YouTube kanalımız var, senin var. Bizlerin kendi televizyonları bu. Dolayısıyla biz özgürüz. O yüzden rahat konuşuyoruz. Tamam mı? Güzel. Biz özgür konuşuyoruz. Öyle bize kimse emir veremez. Ha şimdi devletin içinde mesela istihbaratta bu çok olur. Size bir bilgi verilir istihbaratın içinden ama bu istihbarat tek parça değildir. Onun bir karşı istihbaratı vardır. Aralarında rekabet vardır. Bir yanlış bilgi verilir. O yanlış bilgi sonucu siz ateşe atılırsınız, atılırsınız. Yani dolayısıyla size gelen her bilgiyi doğru kabul edip konuşamayız. Murat da biliyor. Şimdi sordu ama. Şimdi şöyle bize gelen her bilgiyi, örneğin bana gelen her bilginin üstüne atlamıyorum ki. Ya atlasam zaten kıyamet kopar. Bunların hepsinin analizini yapıyorum. Olma ihtimali var mı yok mu ona göre konuşuyorum. Şu ana kadar yaptığım ikinci en iddialı açıklama. Birinciyi unutmayın. Şimdi çok yazıyorlar aşağıya ne dediğin çıktı falan. Aşılar konusunda ne dediğimiz çıktı diyeceğiz ama neyse o konu değil. Bu kadardan bir şey olmaz. Lübnan patlamasını unutmayın. Lübnan patlamasına 3 ay kala dedim ki 3 ay içinde Lübnan'da korkunç bir patlama olacak. Lütfen oraya gitmeyin, turistik geziye gitmeyin. 3 ay sonunda patladığında benim insanlar çıldırdı. Nereden biliyorsun diye. Çok tepki aldım. İstihbaratın bilmediğini sen nereden biliyorsun diye. Bunu da unutmayın. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Bolu'yu unuttuk. Bolu kazıları. Ne oluyor Bolu'da? Yani bunu nereden gündeme taşıdın? Ve o Bolu'da gerçekten ne var? Niye kazıyor devlet? Tarsus kazılarını senden dinledik. Tarsus kazıları ortadaydı. Bolu'da devlet ne arıyor? Gerçekten orada bir şey mi var? Şimdi önce bir lafı yerine oturtalım. Doğan Haber Ajansı Bolu şeyi beni hedef göstermiş. Almış koymuş paylaşımımı. Diyor ki bizim anlattığımızdan fazla bir şey anlatmamış. Hayır kardeşim. Doğan Haber Ajansı ben sizin anlattığınızdan fazlasını anlattım. Dedim ki orada ne aranıyor değil ne aranmıyor anlattım. Dedim ki orada altın aranmıyor. Orada heykel aranmıyor. Bilmem anlatabildim mi? Orada nokta nokta i nokta nokta da aranıyor dedim.
Ya buradan bir yola çıkın. Ne demek ya, iyi nokta? Onu açıklayamam işte. Orada bir rümüz sözüm. Hayır. Yani işte orada devleti çok zora sokarım. Şimdi bitene kadar duracak o. Çok önemli bir bulgunun peşindeler. Çok büyük miktarda altın çıkar mı? Çıkabilir. Bak söylüyorum. Ama bambaşka bir şey var orada. Oradaki buluntu ele geçtiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eli dünya çapında çok güçlenecek. Ama bulurlarsa. Çünkü orada bir yeraltı tüneli kazılıyor. Bir madenciler çok böyle mekik ne derler hani oyayla, oya dokur i̇ğneyle, gibi, iğneyle hani kazar kazma, gibi. Evet. O kadar hassas bir kazı yapılıyor. Alet sokulmuyor. Onlara kurs da verildi ve onların dışarı çıkışı yasak. Kimlikleri falan hepsi şeyde görevlilerde duruyor. Herkes bunu bilsin. Dolayısıyla orada çok tuhaf ve sıra dışı bir gelişme yaşanıyor. Devlet açıklayacak bunu. Az kaldı. Belki de 20 Eylül'de açıklayacak. Bilemiyoruz ama devlet açıklayacak. Şimdi orada çok garip bir olay dönüyor. Bu olay apayrı bir yerde duruyor. Şimdi senin dediğine getiriyoruz olayı. Yani bilgi her zaman sana da geliyor Murat. Şimdi sen soruyu soruyorsun, sana da bir ton bilgi yağıyor. Değil mi? Kaynaklarından. Hepsini konuşuyor musun? Konuşmuyorsun. Çok tehlikeli bilgiler geliyor mu? Geliyor. Mesela bana Anadolu'dan dün itibariyle çok tehlikeli bir bilgi geldi. Bir kenarda tutuyorum. Çünkü onun altının dolması gerekiyor. Gerçekten çok tehlikeli. Ama altını doldurduğum zaman tehlikeyi falan göze alırım, yayınlarım. Altı dolmadı. Altının dolması için belge istedim. O belgeler gelirse kıyamet kopacak. Budur. Gerçekten ben şahsen Haluk Hoca'nın bu kadar net konuşacağını tahmin etmiyordum. Özellikle 20 Eylül ve Bolu kazılarıyla ilgili çok net açıklamalar yaptı. Tabii dedi ki eğer çıkmasa yanıltmış da olabilirler bizi dedi. Bu kadar şeyle kurtulacak sonucuna mı bilmiyorum. Katlanırım. Sonucuna da katlanırım dedi. Sonucuna. Yani 20 Eylül'de bir şey çıkmasa sonucuna da katlanırım. Değerli dostlar, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaman zaman Haluk Hocam'la birlikte oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu sohbetler devam edecek. Bu programlar devam edecek. Birlikte program yapacağız. Hem bizim kanal için hem de Haluk Hocam'ın kanalı için. Evet. Son bir söz. Son bir söz şu, sevgili Murat Akan'a desteğe devam edelim. Çünkü çok hasar gördü son 4 aydır YouTube tarafından. Kanal bir şeydi, pasifize kısıtlama edildi. Oldu. Kısıtlama, müthiş bir kısıtlama uygulandı. Ama artık normale girdi. Murat Akan'a desteğe devam. Çünkü biz Murat gibi kardeşlerimiz, hani ben de katayım araya da, bizler çok az kişiyiz. Eğer bizler gidersek aydınlanma ve bilgi alma konusunda bu ülke çok sıkıntı çeker. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.